Ordumuzun çok kıymetli sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yöneticileri, meslek örgütlerimizin başkanları ve yöneticileri, çok kıymetli misafirler. Biraz önce sizleri il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız hepimiz adına selamladılar. Ben sizlerle birlikte genel başkan yardımcılarımla, parti meclis üyelerimle, bölge milletvekillerimle birlikte böylesi bir Ramazan akşamında iftar yapmanın büyük bir mutluluğu içindeyim. Özellikle Ramazan'ın mübarek olmasını, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Sözlerime başlarken öncelikle çok sayıda muhtarımızın burada olduğunu memnuniyetle gördüm. Bir kısmıyla merhabalaştık. Ben bir yerel seçime giderken öncelikle muhtarlara özel bir önem atfederek bu konudaki düşüncelerimi ifade ederek başlamak isterim. Çünkü yakalarında bir partinin rozeti olmaksızın, arkalarında bir teşkilatın gücü, kendileri için ayrılmış bir bütçe olmaksızın, doğrudan kendileri aday olan, oy pusulalarını dahi kendileri bastırmak durumunda olan, seçildikten sonra yapacakları hizmet kendilerinden beklenti çok yüksek olan ve bir başlarına mücadele ederek bu demokrasi savaşını veren tüm muhtarlarımıza, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar, 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyorum. Kendilerini gösterdikleri cesaret ve fedakarlıktan dolayı kutluyorum. Yine orduda tüm siyasi partilerden belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları demokrasinin gereği olarak aday oldular. Kendilerine başarılar diliyoruz. Biz iftar programlarında, gerçi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı iftarlarda da ağzına geleni söylüyor ama ben mümkün olduğu kadar iftar programlarında sıcak siyasetin ve polemiğin içine girmeyi doğru bulmuyorum. Ramazan ayı çok önemli ve hepimizin yaşamı çocukluğundan bugüne kadar biriktirdikleriyle ve emredildiği ve yaşandığı şekliyle sadece gün boyunca aç kalmanın, susuz kalmanın ve bir ibadetin şekil şartlarını yerine getirmenin ötesinde bir aydır. Bu bahsettiğimiz midenin orucudur. Ancak dilin orucu vardır. Kötü söz söylememek, söyleyeceği sözün incitici olmaması, kulağın orucu dedikoduya, kem söze itibar etmemek, onu duymamak, onu yaymamaktır. Zihnin orucu kötü düşünmemek, hep iyileri düşünmektir. Kalbin orucu ise dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun, buruk bir kalp, yalnız bir kalp varsa, korkan bir çocuğun kalbi varsa, o kalpteki korkuyu, endişeyi, hüznü, acıyı kendi yüreğinde hissedebilmek demektir. Bugün İsrail'e, Filistin'in, Hamas'ın aylar öncesinde gerçekleştirdiği bir saldırıdan sonra buna cevaben İsrail'in başlattığı, sürdürdüğü ve bugüne kadar 32 bin kişinin ve bunların yarısından fazlası kadınlar ve çocuklardır, hayatını kaybetmiş olması büyük bir utançtır. Ramazan'dayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünün sürüyor olması kabul edilemez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bundan 2 ay kadar önce dünyadaki bütün siyasi akrabalarımıza, sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin genel başkanlarına, ki bunların içinde 14 tanesi cumhurbaşkanıdır, 12 tanesi başbakandır ve ülkelerinde
yürütmenin başındadırlar. Ana muhalefet liderleri vardır, bakanlar vardır. Hepsine yazmış olduğum bir mektupta Filistin'deki kanı durdurmayı, 1967 sınırlarında başkentinin Doğu Kudüs olduğu bir Filistin devletini hep birlikte Birleşmiş Milletler kararına uygun olarak savunmamız gerektiğini, şiddete karşı barışı, silahlara karşı çocukların ve kadınların yaşam hakkını savunmamız gerektiğini ifade etmiştim. Devamında Sosyalist Enternasyonel'in genel kurulunda yine dünyadaki siyasi akrabalarımıza bu çağrımızı tekrar etmiştim. Ordu'daki bu iftar sofrası münasebetiyle de bir kez daha partimizin Filistin meselesindeki tutumunun, partimizin 3. Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in, yine rahmetli Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı ve Komutanı Yasser Arafat'la sürdürdüğü dostluğun, aralarında ortaya koydukları karşılıklı dayanışmanın partimizin temel çizgisi olduğunu bir kez daha hatırlatarak Filistin'e en yürekten dayanışma duygularımızı Ordu'dan bir kez daha iletmeyi görev bilirim. Diğer yandan Türkiye'deki önemli bir tartışma alanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin'deki zulmün bitmesinin Filistin'le ticaretin durdurulmasıyla ilintili olduğunu ifade etmek isteriz. Afrika ülkeleri dahi Filistin'e yapılanlardan dolayı İsrail karasularına ulaşacak gemilere karasularını kullandırtmamak dolayısıyla Çin'den İsrail'e giden deniz yolculuğunun 25 günden 40 güne çıktığı bu günlerde Türkiye'nin gübre dahil, ki patlayıcı yapımında da kullanılabilir, iğneden ipliğe her türlü ticaretini arttırarak İsrail'le sürdürmesinin, bunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinin, yakınlarının ve yakın çevrelerinin de ilişki içinde olduğu firmalarca yapılmasının Filistin meselesine son derece uygunsuz bir yaklaşım olduğunun altını çizmek ve Ramazan mübarek günde Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail'le yapılan kirli ticareti bir an önce durdurma çağrımı yenilemeyi de bir borç bilirim. Kıymetli konuklarımız, çok değerli başkanlar, yöneticiler, kanaat önderleri. Bir yerel seçim arifesindeyiz. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Zekai Sanay'ı dinledik. Onu size anlatacak olan ben değilim. Kendisi fevkalade mesleğine, avukatlık mesleğine bağlı, Gazi Üniversitesi'nde hukuktan ayrı, hukuk eğitiminden ayrı yönetim bilimleri lisans eğitimi tahsis etmiş. İyi bir yönetici, Sümerbank Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar başarıyla yöneticilik yapan ve ordu için hayalleri olan, hedefleri olan, geçmişi temiz, pırıl pırıl, enerjisiyle, iyi niyetiyle hep birlikte bizim de bütün örgüt olarak kendisinden beklentimizin çok yüksek olduğu bir aday profilimiz. İki rakibiyle yarışıyor. Dediğim gibi çok sert bir şey söylemek istemem ama 10 yıl boyunca her iki rakibinin de birbirinden hangi farkla, hangi hareket noktasından, hangi hedefe doğru
orduyu nasıl yürüttüklerinin, kimlerin lehine ve ordunun hangi çıkarları için nasıl bir iktidar, yerel iktidar içinde olduklarının takdirlerini sizlere arz ederiz. Ölüm saçan madenlere ruhsatı veren birisi, uzatan birisi, genişleten birisi olduktan sonra ordu maalesef hem de ikisi de iktidar partisindeyken, belediye başkanlığı yapmışken, ordu kişi başına milli gelirde tam 15 yıl geriye gitmişken, şaka değil, belki yaşadığınız kentin bu sorunu bizim kadar dikkatinizi çekmemiş de olabilir. Ancak ordunun bu seneki milli geliri kişi başına 5078 dolar. Bu para 2007 yılında 5200 dolardı. Yani bundan tam 17 sene önce ordunun kişi başına düşen milli geliri bundan fazlaydı. Ordu bu sene Türkiye'nin milli geliri 11 bin dolardan 13 bin dolara çıktı hesaplamaları yapılırken halen daha geriye gitmekteyse, ordu Türkiye'de kişi başına milli gelirde 81 ülke içinde, 81 il içinde ordu 68. sıraya gerilemiş durumdaysa, oturup bir hep beraber durup düşünmek gerekir. Ben bu salondaki herkesten geç tanıyıp her biriniz kadar çok güvenip sevdiğim birisi var. Büyükşehir Belediyesi olana kadar sizlere hizmet eden, orduya dokunan, teleferiyle turizmine dokunan, sahil projesiyle bugünkü bu muhteşem sahili sizlere teslim edip bırakırken mavi bayraklı bir sahil olarak bırakan, kentin tüm yapısal sorunlarına orta ve uzun vadeli çözümleriyle etki etmiş olan ve geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılındaki büyük yerel seçim zaferinin baş mimarı Seyit Torun'u sevgiyle, saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Bundan sonraki dönemde Zekai Sana Başkanımızın belediye başkanlığında Seyit Torun'un bu geçmişi ve konulara bu hakimiyeti şüphesiz Zekai Başkan'ın en önemli yol göstericisi olacaktır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik örgütü deyince, yerel yönetimler deyince, genç siyasetçiler deyince bir kişi akla geliyor. Bütün gençlik kollarımızın sevgilisi Ulaş Tepe'yi geçen sefer tam 29 yaşındayken ordunun en mütevazi, en şirin, en küçük ilçesine aday göstermiştik. Kendisi Gülyalı'da büyük bir başarı gösterdi ve o günden bugüne 5 yıl boyunca hepimizin gururu oldu, yüzümüzü arttı. Bu seçimlerde özellikle hem Seyit Torun, hem il başkanımız, hem milletvekilimiz Mustafa Bey'in yüreklendirmeleriyle, kendi talepleriyle, yine Türkiye'deki bütün genç siyasetçilerin destekleriyle Merkez Yönetim Kurulumuzun ve parti meclisimizin oy birliğiyle ve alkışlarıyla bu sefer kendisini altın ordumuza, altın ordunuza aday gösterdik. Kendisini sizlere emanet ediyorum. Bundan sonraki süreçte seçildikleri takdirde hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem Ulaş kardeşimiz,
hem de ayrı ayrı isimlerini sayamayacağım ilçe belediye başkanlarımızın başarıları bizlerin sizlere yerel yönetimler konusunda israfı bitiren, hizmeti getiren, ayrımcılık yapmayan, yüz güldüren yerel yönetim anlayışımızın ordunun geneline hakim olacağını ümit ediyorum. Ve adaylarımız seçildiği takdirde şunu ifade etmek isterim ki sağ omuzlarındaki el Mansur Yavaş'ın eli olacaktır. Sol omuzlarındaki el de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacaktır. Ben de genel başkanları olarak her projelerinde bilhassa dünyadaki siyasi akrabalarımızla kuracakları ilişkilerde Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısı sıfatımla dünyadaki yeşil fonların, temiz fonların, yatırım fonlarının uzun vadeli düşük faizli yatırım kredilerinin çevreye dayalı kalkınmaya dayalı hibe projelerinin her birinin şahsen takipçisi olacağımı arkadaşlarımızın siz muhtarlarımızla meslek örgütlerimizle sivil toplumumuzla birlikte ordunun kaderini değiştirecek adımlar atarlarken kaya gibi arkalarında duracağımın sözünü teminatını siz hemşerilerinin önünde ifade etmek isterim. Ordunun tabii ki Fatsa Çevre Yolu projesinden başlayarak 2016'da mega proje olarak açıklanan bu projenin halen daha başlanmadığı gerçeğinden hareketle Ünye Akkuş Niksar Yolu projesine yıllar sonra seçim öncesinde göstermelik bir temel atmanın yapıldığının bilgisiyle Ulubey Gürgentepe Gölköy ve Fatsa İslamdağ Korgan yolu sorunlarının çözülmüş olmadığı, halen çözülmediği gerçeğiyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sarp Demiryolu projesi konusunda da yıllardır yapılan vaadin, takipçisi olduğumuz bu vaadin gerçekleşmemiş olduğunu da bu toplantımızda bir kez daha hatırlatmak, takipçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim. Ordu yıllık olarak 17 bin ton bal üretimiyle iftar soframızı şereflendiren başkanlarımızdan baro başkanımız, ticaret odası başkanımız, esnaf odası başkanımız, sanayi odası başkanımız vardı. Bal üreticilerinin sayın başkanıyla da karşı karşıya oturduk. Ordu deyince akla Türkiye'nin en çok bal üreten ili olması, 17 bin ton balla Türkiye birincisi olması, üretilen balın %15'inin Ordu'da üretiliyor olmasına rağmen arıcıların başta şeker olmak üzere tüm maliyet artışlarından etkilendiklerini, sahte bal üretimiyle mağdur edildiklerini ve bu kadar temiz, bu kadar organik, bu kadar hem şehir hem ülke ekonomisine katkı sağlayan böyle bir sektörün zorda olduğu ile ilgili bilincimizi ifade etmek istiyorum. Yine biraz önce bahsedildi. Ordu büyük bir haksızlıkla, büyük bir tehlikeyle, büyük bir saldırıyla karşı karşıya. Tema Vakfı'nın raporuna göre ordunun ilin toplamının %74'ü maden arama sahası olarak tescil edilmiş durumda. Tarım alanlarının %76'sı, orman alanlarının %70'i, meraların %64'ünün maden aramasına tahsis edildiği durum bugün ordu için en büyük tehlike. Benim mesafe olarak uzaktan ama ilgi olarak çok yakından takip ettiğim Fatsa'daki siyanürlü altın işletmesinin milletvekillerimizin, örgütümüzün ve siz değerli
meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin tepkileriyle durdurulmuş olmasını son derece önemsiyorum. Ancak İliç'te yaşananları göz önüne almak gerekir. Ordunun verimli topraklarında bu kadar fazla maden ruhsatına müsait tahsis son derece tehlikelidir. Yine hemen ileride uçaktan geçerken görüp inanamadığım, sorduğum ve Fatsa Ordu arasında İliç'tekinin tam 6 kat alana sahip açık liç usulüyle işletilmeye kalkılan o madenin ne büyük bir tehdit ve tehlike olduğuna dikkat çekmek isterim. Ayrıca açık liç üzerine siyanür damlatılarak aşağıdan altının alındığı ve altının yabancı şirkete, siyanürün arseniye dönüşerek sizin içme sularınıza karıştığı, altını götürdükleri siyanürlü posayı size bıraktıkları bu yönteme kim olursa olsun bütün orduların isyan etmesi gerekir. Bakın, Artvin'de Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan adayı belirlerken başkan adaylarının Artvin'de olmasına dikkat edip Artvin'de yaşamamasını tercih ettiler. AK Partili bir belediye başkan adayı kendisinin bütün beklentilere rağmen tercih edilmemesindeki sebebin madenler çocuğumun, komşularımın, torunlarımın yaşadığı bu şehre açık madene izin vermeyeceğimi ifade ettiğim için adaylaşamadım. Ailesi burada olmayan, açık madene itiraz etmeyeceğini söyleyenleri adaylaştırdılar dedikleri noktada Ordu'ya seçilecek Altınordu Belediye Başkanı'nın da, Fatsa Belediye Başkanı'nın da, Gülyalı Belediye Başkanı'nın da, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da seçilecek tüm belediye başkanlarının Ordu'nun doğasını, namusu gibi koruyacak. Açık madenciliğe, siyanürle altın aramasına karşı kendi namusunu korur gibi koruyacak namuslu kişiler olması ve ordululardan o isterken ilk önce bu konudaki niyet beyanlarını açıkça orduyla paylaşmaları gerekir. Bunu talep edin ordulular. Bunu talep ediniz. Bugün bir aynanın iki yanında duran iki simetrik adayla karşı karşıyayız. Orduyu %74 oranında maden aramasını açan, kararnameyi imzalayan kalem 10 yıl önce bir adayı atadı, 5 yıl önce diğerini atadı. Aralarında bir fark yoktur. Herhangi birisi partisinin adayı olsaydı bugün zaten Cumhur İttifakı'nın oylarıyla o talana, o çevre katliamına onay vermek üzere göreve talipti. Partisine aday adaylığı başvurusu yapıp adaylaşmayınca gelip bir başka partiden aday olup sonra da alternatifmiş gibi kendisini ifade edenler hiçbir iktidar projesinin alternatifi olamayacakları gibi hiçbir milliyetçinin, cumhuriyetçinin, Atatürkçünün ve hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin bir tane oyunu dahi almayacaklardır. Bu arada ordu tabii ki kötü yanlarını söyledik, madenle ilgili sıkıntıları söyledik ama sonuçta bir başkentte oturuyorsunuz. Atatürk Antalya'yı övdüğü gibi ordu kuzeyin, Karadeniz'in Antalya'sıdır. Merkezinde denize girilebilen tek yerdir ve başkenttir. Fındığın başkentidir. Ordu Türkiye'de en çok fındık üretilen il olarak, Türkiye'deki her 3 fındıktan bir tanesinin üretiminin yapıldığı şehir olarak, dünyadaki pazar payımızın, dünyadaki fındık pazarının 120-130 milyar olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin dünya fındığının %70'ini ürettiğini düşünürsek, karşı karşıya olduğumuz hacim 100 milyar dolarlık bir hacimdir.
100 milyar dolarlık hacim varken Türkiye'nin fındık ihracatından geliri 2 milyardır. Yani 50'de biri fındık üreticisine bizlere kalırken 50'de 49'u dünya kartellerinin tasarrufuna bırakılmış durumdadır. Bu yüzden biz fındık konusunda uzun süredir verdiğimiz mücadeleyle fındığı 4 doların üzerinde tutulmasını, milletvekillerimizin emekleri, örgütümüzün emekleri, sizlerin emekleri sağlamıştır. Ancak bir dünya devi fındık alıcısının rekabet kurumunda yürüyen soruşturmasının tam bu süreçte kapatılmış olması fındık fiyatları ile ilgili aşağı doğru bir baskı sürecini başlatabilmesi endişesini yaratmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 doları taban kabul edecek bir mücadeleyi orduyla birlikte sürdürme azmindeyiz. Alan bazlı desteklemenin 10 yıldır 170 TL'de kalması kabul edilemez. Alan bazlı destekleme ilk ilan edildiğinde 2 lira 80 kuruş olan mazotun, ilk ödendiğinde 3 lira 60 kuruş olan mazotun bugün 44 lira olduğunu hatırlatmak isterim. Dolar olarak da hesaplasanız, mazot olarak da hesaplasanız dönüm başına desteklemenin 2500 TL olması gerektiği bugün de 1700 TL'lik 10 yıl değişmeyen bu alan bazlı destekleme kabul edilebilir durumda değildir. 2B arazileriyle ilgili genel sorun, ayrıca fındık bahçelerinin de 2B'ye kaydedilmesi sorunsalını beraberinde getirmektedir. Biz bundan sonraki süreçte de meclisi fındığı gerektiğinde mecliste, gerektiğinde basın toplantılarında, gerektiğinde daha önce yaptığımız 3 günlük fındık yürüyüşünde olduğu gibi sahada, meydanda, orduda, Giresun'da savunmaya, sizlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz orduyu seviyoruz, orduları seviyoruz. Ordusunu, memleketini seven yöneticilerim, Genel Başkan Yardımcım Volkan Demir, Seyit Torun, geçmiş dönem Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Mustafa Vekilimiz hep birlikte büyük bir mücadele veriyorlar. Örgütümüzle birlikte orduyu yerel yönetimlerde yönetmek istiyoruz. Ümit ediyorum bir daha sizinle bir araya geldiğimizde Altın Ordu ilçesini almış, ordunun çok sayıda ilçesini almış ve Ordu Büyükşehir'de iki tane olmaz, iki tane negatif seçenek, iki tane birbirini tekrar eden ve ordunun geleceği için bir anlam ifade etmeyen iki kötüden birini alternatif Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zekai Sana'nın hak ettiği göreve kavuştuğu yarınlarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Güzel orduyu sizlere emanet ediyorum. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla birlikte olacağız. Omuz omuza olacağız. Ordumuza, memleketimize hep birlikte hizmet edeceğiz. Karadeniz'in güzel insanlarına, alnının terini fındık bahçesine damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan güzel orduluların, haramdan ve yalandan korkan orduluların, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan orduluların güzel memleketlerine sahip çıkacaklarına yürekten inanıyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e konuşmaları için.